Ay çok güzelmiş bu sucuklu yumurta. Evet aslında çok güzel olmuş. Ezikler canınız çekti mi? Küçük ezik ister misin? Hı? Evet. Gelecek misin? Evet evet. Koptu mu sana? Çek içine çek çek. Kıyamadı unutma ezik. Çok kötüsün. Sus. Sus bakayım. Terbiyesiz besleme. Ay iyilik de yaramıyor bunlara. Sen biliyor musun ki bu sucuklu yumurtanın kokusunu bile bulamayan kaç tane çocuk var? Ha? Hiç. Hiç vallahi. Canım benim. Sucuklu yumurta ister misin bir tanecim ha? Bak 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 bak. Kokla bakayım. Şu altın tabağına koyalım da yemek istersen buradan yersin sonra, tamam mı? Ay hayatım görüyor musun? Yemiyor canıtın da. Asil köpek tabii. Boşu boşuna mı? 2000 dolar para verip aldım canım onu. Aslı bu köpek niye böyle fazla hareket etmiyor? Ne bileyim kızım. Herhalde asaletinden filan. Tabii bir ağırlığı olacak değil mi? Bana bak. Bana sorarsan bunun soyu Leslie'den geliyor. Evet. Evet evet. Küçük ezik. Bak canıtın tabağındaki yumurtayı yemiyor. Al onu sen ye. Utanma vallahi ye ye. Abla şuna bir şey söyler misin? Boş ver Nazlıcığım. Ah kızlar. Gerçekten kahvaltıya ineceğinizi bilseydik size göre de sucuklu yumurta yaptırttırırdık ama kendimize kadar yaptırttırmış olduk artık. Başka sefere ne yapalım? Kıvılcığım, daha sucuklu yumurta yer misin canım? Bir dolu yapmışız da. Tabağındaki bitmedi ama olsun olsun isterim ben. Tamam koy. Yanında hemen bir dolu var al oradan. Tamam o zaman bitince alırım ya. Bana bak. Ciğerci kedisi gibi bakıyorlar görüyor musun? Bana bakın, bana bakın beslemeler. O eski şarşallı günleriniz geride kaldı anlıyor musunuz beni? Ah nasıl olsa amcam para getiriyor deyip de artık öyle eskisi gibi 4 kişilik bir ailenin mutfak erzağını bir önde oturup yemek yok. Kahvaltı budur. Peynir, zeytin, reçel o kadar. Hadi de ekmek, ekmek neredeydi kızım? Neredeydi Bayat ola? Buradaymış. Üstü biraz yeşillenmiş ama olsun idare edeceğiz. Aldırmayın ona. Ay çocuklar, ay yeşil çay gibi yeşil ekmek de çok yararlıdır. Buyurun yiyin. Günaydın, günaydın. Gel canım, gel hoş geldin. Sucuklu yumurta da mis gibi koktu. Ne o kızlar, siz niye yumurta yemiyorsunuz? Yemiyorlar hayatım, şeyden yemiyorlar onlar. Okula gideceğiz yengecim, ağzı bu sucuk kokmasın dediler. Peki siz bilirsiniz canlarım benim dedim. Olur mu öyle saçma şey canım? Dişlerinizi fırçalarsınız olur biter. Bu yumurta yenmez mi? Veren olsaydı yerdik ama. Bu ne demek Aslı? Veren mi? Kim? Ne böyle mi? Ay veren mi olmuş bize Ekrem yoksa sen mi verem oldun? Ay gittik hocam görüyor musun be? Aslı saçmalama. Verem olsaydı demedi, veren olsaydı dedi. Kızlar o yumurta vermedi mi? Vermedim mi? Vermedik mi? Vermemişiz hayatım ama şeyden, ancak kendimize kadar yapmışız bugün yumurtayı. Dedim ki böyle bir gıdım bir gıdım bir gıdım vereceğimi hiç vermeyeyim. Daha iyi tadı damaklarında kalacak çocukların. Başka bir günde daha bol bol yaparız, onlar da doya doya yerler diye düşündüm. Şu tavayı bana verir misin Aslı? Hangi tavayı? Şu kıvılcımın yanında duran yumurta tavasını uzatır mısın bana? Ay bu tavayı mı? Evet o tavayı. Peki canım. Al canım. Aşk olsun sana Aslı. Burada tam 4 kişilik yumurta var. Evet hayatım orada var ama senin de dediğin gibi 4 kişilik yumurta var hayatım. Yani 3 kişilik ya da 6 kişilik olsa bölüp vereceğim yani eşit şekilde. Ama 4 kişilik olunca bunu bölmesi zor oluyor diye vermeyeyim dedim. Daha sonra eşit şekilde bölüp verebileceğimiz yumurtaları pişirir veririm diye düşündüm. Aslı saçmalamayı keser misin lütfen? Müstesna. Müstesna gelir misin? Buyurun Ekrem Bey. Bak Müstesna, bu işlerde senin hiç kabahatin olmadığını biliyorum ama senin özellikle dinlemeni istiyorum. Bu kızlar benim yeğenlerim. Yani bu evin insanları, bu ailenin fertleri. Bizler ne yersek onlar da aynısını yiyecekler, tamam mı? Tamam Ekrem Bey. Güzel. Ayrıca bu konuda eğer Aslı Hanım tersi bir fikir söylerse onun emrini uygulamayacaksın. İyice anladın mı? Tamam Ekrem Bey, anladım. Sen de anladın mı Aslı? Ama hayatım ben 3'e bölünmüyor diye şey... Aslı, anladın mı? Evet. Hadi kızlar uzatın bakalım tabaklarınızı bana. Şöyle. Ay hepsini boca ettim. Gözünüzü de kırdım inşallah. Gördün mü Aslı'cığım? İsteyince nasıl 3'e bölünebiliyormuş. Bu arada bu yaptığınızın cezası olarak da sizinkileri de ben yiyeceğim. Ama hayatım biz ne yapacağız o zaman? Siz de güzel güzel beni seyredeceksiniz. Hadi bakalım kızlar afiyet olsun. Ekrem'cim sen çok şiddet yanlısı bir kimse oldun son zamanlarda. Ama babacığım
Aslı yenge gerçekten çok güzelmiş. Kıvılcım bak geliyor mu kokusu? Ama eğer canı çekerse hiç çekinme, Canıt'ın tabağından alırsın artık. Uyuduk yaratmasana pis böcek. Canıt'ı bir tanecik kızım. Biliyorum sen çok asil bir köpeksin ama bu beslemeleri ısırmak istersen sana izin veriyorum. Hepsini tek 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 ısırabilirsin, tamam mı canım? Hadi afiyet olsun. Bari Canıt'ına vereyim birazcık. Korktu hayvana. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.